Merhaba Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şirin çocuk yeleğini çalışacağız. Yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen bir model. Ben bu yeleği tam bir günde ördüm. Bir günde eğer eliniz hızlıysa iki tane daha iyi örebilirsiniz arkadaşlar. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Şu anda benim kullandığım ip Alize Süperlana batik ip kullandım ama elimde maalesef renk kodu yok. Kenarları için yine Alize Süper Lana klasik ip kullandım. Tek renk, sadece kenarlarını örebilmek için. Videonun ilerleyen dakikalarında diğerinin etiketini bulup renk kodunu da sizinle paylaşacağım. Hemen şöyle tığ numaramı da vermek istiyorum. 3 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Ve hemen ölçülerimi vermek istiyorum. Kaç yaş için soracak olursanız arkadaşlar, 2 ile çocuğun kilosuna göre 2 yaşla 4 yaş arası kullanılabilir. Şöyle ölçüsünü de vermek istiyorum. Şöyle 31 santim arkadaşlar. Eni hemen şöyle omuzdan boyunu ölçmek istiyorum. Yine 31, 31'i 31 yapmışız. Çok uzun bir yelek olmadı. Ama tabii ki bu uzunluk, kısalık tamamen size ait. İstediğiniz kadar uzun, istediğiniz kadar kısa yapabilirsiniz. Büyüklük olarak da robasını ayarlayabilirsiniz. İleriki dakikalarda zaten iyi anlatacağım ama baştan da söylemek istiyorum. Roba kısmından ayarlayarak daha büyük, daha küçük modeller yapabilirsiniz. Şimdi ben bu iple ördüm ve bu tığla 3-4 yaş arası oldu. Fakat sizlerin eli sıkıysa, kullandığınız ip daha ince olabilir, daha kalın olabilir, aynı yaş ölçülerinde çıkmayabilir arkadaşlar. O yüzden baştan söylemek istiyorum. Benim elim gayet gevşek. Bir de 3 milimlik tığ kullanınca daha da şöyle yumuşacık bir şey oldu. Eğer eliniz sıkıysa daha büyük tığlar tercih edebilirsiniz. Şöyle hemen içinde göstermek istiyorum. Şöyle hemen sırtında göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık. Umarım beğenirsiniz. Umarım severek örersiniz diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum ve toplamda 70 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde toplamda 70 tane zincir çekip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 70 tane zincirimi çektim. Arkadaşlar, çok elimizi sıkmıyoruz. Eğer elimiz sıkıysa daha büyük tığ kullanabilirsiniz. Evet, burada en son çektiğim zincirden tutuyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. En son tuttuğum zincirin içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. 1, 2, 3. zincire batıyorum. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir, aynı zincirin içine batıyorum. 2 tane ikili trabzan. Bakın, burada şöyle arttırma bölümümüzü yapmış olduk. Burası yaka bölümü. Buradan sonrası da kol bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. zincire battım. 3 tane ikili trabzan. Aralarda hiç zincir yok. 1, 2, 3. zincire batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. 1, 2, 3. zincire battım. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum.
Şöyle bir saymak istiyorum. Şu köşeden sonra 3 tane yapmışız. Bir tane daha yapıyorum. 1 2 3.'ye battım. 3 tane ikili trabzan. Evet. Bu şekilde bakın. 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincire daha sonra burada köşe yaptık. 4 tane grup yaptım yine. 4. gruptan sonra yine köşe yapıyorum burada. 1 2 3. zincire battım. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Aynı zincirin içine batarak 2 tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde kol bölümünü yapmış olduk. Şimdi sırt bölümüne geldim. Aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Sadece şu köşe bölümlerinde zincir çekiyorum. Yine 3. zincire battım. 3 tane ikili trabzan. Çok konuşarak da kafanızı karıştırmak istemiyorum. O yüzden elimi takip edin arkadaşlar. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. İki oldu. Üçüncüyü yapıyorum. Üçüncü grubumu. Hiç aralarda zincir yok. Aynı zincirin içine 3 tane ikili trabzan. 1 2 3.'ye battım. 3 tane ikili trabzan. Şöyle kaç olmuş? 1 2 3 4. 2 tane daha yapacağım. 6 grubumuz olacak. 1 2 3 1 2 3.'ye battım. Aynı zincirin içine 3 tane ikili trabzan. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane grubum oldu. Yine burada köşe yapıyorum. 1 2 3.'ye battım. Köşede ne yapıyorduk? 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. 2 tane ikili trabzan aynı zincirin içine. Şimdi tekrar kol bölümüne geldik. Yani 4 tane grup yapacağız. 1 2 3.'ye battım. 1 2 3 1 2 3.'ye batıyorum. 1 2 ve 3. İkinciyi yaptık. Üçüncü grubumu yapıyorum. Yine üçüncü zincire batarak 3 tane ikili trabzan. Şöyle 1 2 3 tane oldu. Dördüncüyü yapıyorum. Yine üçüncü zincire battım. 2 3 Bakın 1 2 3 4 grup yaptık ve yine köşe yapıyorum. 1 2 3.'ye battım. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. 2 tane ikili trabzan. Ve buradan son olarak ön kısmına geliyorum. Burada 1 2 3 yine aynı şekilde gruplar yapacağız. Bu sefer arkadaşlar buraya 5 grup yapacağız. Birinciyi yaptım. İkinciyi yapıyorum. Yine üçüncü zincire 3 tane ikili trabzan şeklinde ilerliyorum. 2 oldu. 1 2 3.'ye battım. 1 2 3.'ye batıyorum. 4. grubumu yapıyorum.
Yine hiç arada zincir yok. 1, 2, 3. battım. 5. grubumu yapıyorum. Evet, sıram bitti. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle şuralar kol, ön bölümü. Şöyle şuradan şurası da kol ve ön bölümü. Şöyle yandan yakası olacağı için şu şekilde olacak. Şimdi daha büyük yapmak istersek ne yapabiliriz derseniz, arkadaşlar bakın, 6 grup önde oluyor, 6 grup arkada oluyor, 4'er grup da kollarda. Ama sizler daha büyük yapmak isterseniz kollara birer tane, öne birer tane ekleyebilirsiniz. Yani büyüdükçe yanlara, arkalara ve kollara birer grup eklemeniz gerekiyor. Bu şekilde ayarlamanızı yapabilirsiniz. İkinci sıraya geldiğimde ise 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve boşluklara başlıyorum modelimi yapmaya. Boşlukların içine 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Yine aralarda zincirim yok. Sadece yaptığımız köşelerde arttırmalar olacak. Gerçekten çok kolay bir model. Aklınızda da videoyu izlemeden kalabilecek bir model. Tek yapmanız gereken videoyu baştan sona izlemeniz. Evet, şöyle boşluklara 3'er tane ikili trabzanımı hızlıca yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum, bakın. Şimdi köşeye geldim. Gördüğünüz gibi köşe. Köşenin içine yine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve yine aynı köşenin içine 2 tane ikili trabzan. Burada arttırmamı yaptım. Tığın başını doladım ve yine boşlukların içine 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Şekilde devam ediyorum. Daha sonra modeli geçeceğim. Bu ilk iki sırada normal boşluklara batıyorum. Bakın köşeme geldim. Hemen köşenin içine batıp 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. Kesmek istemiyorum, kafa karışıklığı olmaması için. Evet. Yine boşlukların aralarına 3'er tane ikili trabzan. Köşeye geldim. Köşemin içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan şeklinde devam ettim. Hemen bakın kol bölümümüz yine boşluklara
üçer tane ikili trabzan. Bu şekilde devam ediyorum. Sonuncu boşluğa atıyorum. Evet. Ve yine bakın son köşe. Yine burada köşe yapıyorum. Yani iki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan. Ve son boşluk. Üç tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığın başını doluyorum. Birinci değil, ikinci değil, üçüncü yani son trabzan tepesine battım. İkili trabzanla bitirdim bu sırayı. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Tekrar arttırmamı yaptım. Şimdi artık modelime geçmek istiyorum. Çünkü delikli olmasını istemiyorum. Şöyle bebeği giydirildiğinde şöyle sıcacık tutsun istiyorum. Hemen modelime geçeceğim. Bakın zaten yavaş yavaş büyümeye başladı. Evet. Şimdi burada 3 tane zincirim var. Burada benim şu boşlukları yapmamam için tığın başını doluyorum. Hemen bir alttaki birinci değil, ikinci trabzan tepesine batıyorum. İlmeğimi uzatarak ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra arkasındaki boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi şu boşluklar kapanmış oluyor. Hemen diğer boşluğa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir alttaki, bakın burada iki tane trabzan olduğu için ikinci trabzana batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arkadaki boşluğa battım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Köşeye geldim. Köşe yine iki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Daha sonra boşluğa battım. İkili trabzan yaptım. Hemen bir alttaki iki tane trabzan var burada. Herhangi birine batabiliriz. Hiç önemli değil. İkinci ikili trabzanı yaptım. Daha sonra aradaki boşluğa batıp üçüncü ikili trabzanı yapıyorum. Hemen yandaki boşluğa geçtim. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen bir alttaki trabzanların ikincisine batıyorum. Şu şekilde ilmeği iyice uzatıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum ve üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum diğer köşeye kadar. Evet, yine köşeme geldim. Köşenin içine iki tane ikili trabzan, iki zincir, köşenin içine tekrar iki tane ikili trabzan. Ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Boşluğun içine bir tane ikili trabzan, bir alttaki trabzan tepesine batıyorum ikili trabzan uzatarak. Ve yine aradaki boşluğa battım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Bu şekilde yine diğer köşeye kadar devam edelim.
Evet, yine köşeme geldim. Yine köşenin içine 2 tane 2 litre aptal, 2 zincir ve yine aynı köşenin içine 2 tane 2 litre aptal. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Evet. Ve yine boşlukları batarak aynı işlemi yapıyorum. Ve yine köşeme geldim. Köşemin içine 2 tane 2 litre trabzan, 2 zincir, 2 tane 2'li trabzan yapıyorum. Ve yine burada sonuna kadar aynı işlemi yapacağım. Bakın son boşluğa geldim. Son boşluğun içine battım. 2 litre trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Yine bir alttaki ikinci trabzan tepesine batıyorum. 2 litre trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Bakın buradaki zincire batıyorum. 2 litre trabzan yaparak bu sırayı bitiriyorum. Tekrar şöyle robayı göstermek istiyorum sizlere. Şöyle ben de şaşırabiliyorum. Şöyle bakın şu köşelerden birleştirerek gördüğünüz gibi robamız gitgide büyüyor. Gerçekten çok güzel olacak. Daha şimdiden ne kadar güzel olacağı belli. Evet. Şimdi yine 3 zincir. Bakın bir sırayı zincirle başlıyoruz. Bir üst sırayı ise hemen trabzanla yapıyorum. Bakın 3 zincir çektim. Hemen şu öndeki boşluğa battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Hemen bir alttaki birinci değil ikinci trabzan tepesine şu şekilde batıyorum. İlmek çekiyorum. İkili trabzan. Trabzanlarımı uzatarak yapıyorum. Elinizi sıkmayın arkadaşlar. Oldukça gevşek tutuyoruz elimizi. Çok sıkmıyoruz. Her zaman dediğim gibi eğer eliniz çok sıkıysa büyük bir tığ kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi başka hiçbir işlem yok. Modelimiz bu şekilde. Sadece köşelerden arttırma yapıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle kol kesim yerine gelene kadar bu şekilde boşluklara bir tane ikili trabzan, ikinci trabzanı bir alttaki ikinci trabzan tepesine batarak ve uzatarak yapıyorum. Ve üçüncü trabzanı da arkadaki boşluğa. Bu şekilde devam ediyorum. Kol kesim yerine gelene kadar. Hep köşelerimiz aynı şekilde ilerleyecek. Kol kesim yerine gelene kadar kol kesme yerinde artık bu arttırmayı yapmayacağız. Evet. Gördüğünüz gibi modelim bu şekilde
Ben sıra sonuna kadar devam edeceğim. Dediğim gibi eminim anlaşıldı. Modelim aynı şekilde ilerliyor. Sadece köşelerde köşelerimizi yaparak arttırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar yapıp hemen dönüyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Yine tığın başında oluyorum. Bakın, birinci değil, ikinci değil, üçüncü zincire battım. İkili trabzanla bitirdim. Artık bu şekilde örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın, bu şekilde kaç sıra örmüşüz? 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüşüz. Toplamda ben tahminen 8 veya 9 sıra toplamda örüp bu şekilde örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 9 sıra ördüm. Şöyle kol büyüklüğü benim için yeterli. Ama sizler daha uzun da yapabilirsiniz veya daha kısa, tamamen size kalmış. Hemen bu bölümden sonra kol kesimime başlayacağım. Evet. Yine aynı şekilde başlıyorum. Şöyle başlangıcı göstermek istedim tekrar. Bakın, şurada köşeye gelene kadar devam edeceğim. Köşede tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın. Şöyle geldim. İlk köşemdeyim. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Burada iki zincirim var. Hemen bakın. Şöyle karşıdaki, şöyle göstermek istiyorum. Çok kafanızı karıştırmadan. Bakın, buraya kadar ördüm. Burada iki tane ikili trabzan, iki zincir çektim. Ve şu şekilde kolu birleştireceğim. Tığın başını doladım. Hemen karşıdaki köşeye battım. Ve iki tane ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi kol bölümüm hazır. Burada yine diğer köşeye gelene kadar modelimi yaparak devam ediyorum. Diğer köşede de kolumuzu tekrar ayıracağız. Bakın, şöyle şuraya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben şöyle köşeye kadar geldim. Tekrar köşenin içine iki tane ikili trabzanımı yaptım. İki zincir. Ve bakın, diğer köşeye geldim. Tığın başını doladım. Ve köşenin içine iki tane ikili trabzanımı yaptım. Ve bu kol bölümümü de ayırmış oldum. Daha sonra sıra sonuna kadar modelimi yaparak devam ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, kol ayrımımız gayet şık ve çok güzel oldu. Şurayı da göstermek istiyorum. Evet, gayet güzel. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar örüp hemen dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Tığın başını doladım. Üçüncü zincire batıyorum. İkili trabzanla bitiriyorum. Tekrar şöyle göstermek istedim. Evet, şimdi artık köşemiz yok. Kollarımızı ayırdık. Sadece beden bölümünü öreceğiz. Burada 1, 2, 3 zincirle başladım. Ve yine modelimi yaparak devam ediyorum. Şöyle. Evet. Şöyle koltuk altına gelene kadar bu şekilde devam edelim. Bakın, şuraya gelene kadar devam edelim arkadaşlar. Evet. Şu
Şuradaki son boşluğa batıyorum. İğne modelimi yapıyorum. Ve tam zincir çektiğimiz bölüme geldim. Şu şekilde çevirelim. Evet. Bakın buraya şöyle tam ortadaki zincire batıralım da daha güzel olsun. Şöyle 3 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Evet. Daha sonra hemen yandaki boşluğa geçtim. Ve yine modelimi çalışarak devam ediyorum. Koltuk altında sadece farklı olarak bunu yapıyoruz. Buraya zincirin üzerine 3 tane ikili trabzan yaptık. Daha rahat bir kol çalışması olsun diye. Bu şekilde ben yine diğer koltuk altına gelene kadar normal şekilde modelimi yapmaya devam ediyorum. Bakın burada yine koltuk altına geldim. Yine burada tam ortadaki zincirin şöyle tepesine batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hiç aralarda zincir yok. Evet. Daha sonra yine hemen önümdeki boşluğa battım. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde modelimi yapmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Ve yeleğimizin roba kısmı bitti. Artık beden kısmını şöyle ip dolaşmış. Evet. Bakın bu şekilde roba kısmımız hazır. Artık şu şekilde döne döne tekrar hiç köşemiz yok artık. Normal bir şekilde arttırma yapmadan istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde öreceğiz. Şöyle göstermek istiyorum, bakın. Şöyle arkadan önden öre öre. Ben şu anda kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Doğaçlama yaptığımız için ben uzadıkça hoşuma giden yerde bırakacağım. Ben örmeye devam ediyorum. Sizler de örmeye devam edin. İstediğiniz noktada durabilirsiniz. Çocuk yanınızdaysa çocuğa bir giydirin. Boyunun ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o şekilde daha da rahat ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen devamını örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yeterince uzunluğa gelene kadar ördüm. Kaç sıra ördüm? Şöyle birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sıra örmüşüm. Bir de ölçü vermek istiyorum şöyle koltuk altından. 17 sıra örmüşüm arkadaşlar. Son sırama geldim ve burada artık ipimi keseceğim. Batik iple devam etmek istemiyorum. Düz renge geçmek istiyorum lastiklerde. Çünkü sadece batik iple yaptığımızda çok rengi boğuyor gibi geliyor bana. O yüzden muhakkak ben batik iple ördüğümde çevresini tek renkle örüyorum. Hemen şöyle yine Alize'nin Süperlana ipini kullanıyorum. Çok güzel bir su yeşili uyacağını düşündüm. İsterseniz bunun hemen saklamışım etiketini. Alize Süperlana Klasik. Hemen renk kodunu arıyorum. 463 renk kodu arkadaşlar. Hemen başlayalım lastik bölümümüzü yapmaya. Evet. Şöyle ipime bir düğüm attım. Şöyle hemen şu yaka kısmından başlıyorum. Şöyle hem etek bölümü hem kenar bölümlerini lastik yapmayı düşünüyorum. Bakın hemen şöyle yakadan ilk trabzana batıyorum. Şöyle iki ilmeği birden batalım. İki zincir çektim. Ve şöyle bakın yatık trabzanlar var. Hemen şöyle önüme gelen trabzanlarla arada iplikleri de şöyle yürütüyorum artık ipleri. Şöyle yatık trabzanlara iki tane.
ara boşluklara bir tane batarak şöyle sıra sonuna kadar devam edelim. Zaten bakın önünüze şöyle ilmekler geliyor. Hemen oralara batıp şu şekilde devam edin. Eğer çok gevşeklik olursa daha böyle aralıkları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle yatık trabzanlar olduğu için tam önünüze net bir şekilde trabzan tepeleri gelmediği için şaşırma olabilir. Ben de şöyle önüme gelenlere batıyorum, gördüğünüz gibi. Bakın bu şekilde şuraya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın son bir trabzan kaldı. Hemen o trabzana batıyorum. 1 2, aynı trabzana 3 tane ikili trabzan yaptım ki rahat dönebilelim. Şimdi burada yine model çalışacağız. Burada bakın ilk trabzanı yapmıyorum, hemen şu ortaya batıyorum. İkili trabzan yaptım. Hemen yanındakine battım. İkili trabzan yaptım. Burada ara boşluk bırakmak istemediğim için bir tane de bakın şuraya ikili trabzan yapıyorum. Birinci değil, ikinci trabzan tepesine ikili trabzan yaptım. Tığın başında oluyorum. Hiç ilk trabzanı boşluğa batıyorduk, batmıyorum. Hemen bir alttaki ikinci trabzanın tepesine battım. İkili trabzan ve ara boşluğa batırıyorum. Ve buradaki ikinci trabzanın tepesine. Gördüğünüz gibi burada boşluklar kalmıyor. Bu şekilde yine bu sırayı devam edelim. Gördüğünüz gibi boşlukta bırakmamış oluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine şöyle şurayı devam edeceğim. Yine burada bakın son trabzan tepesine 3 tane yapıyorum. 1 2 aynı trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra yine şöyle yatık trabzanları tek tek batarak şöyle ikili trabzanlarımı yapıyorum ve şu şekilde şuraya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben yine sıramın sonuna geldim. 1 2 zincir çektim. Tığın başında oluyorum. Bakın ilk trabzan değil, hemen yanındakine şöyle önden beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine arkadan beline dolayarak trabzan yapıyorum ve burada ilik açmaya da başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle nereleri ilik açmak istersek, şöyle ben bir bakmak istiyorum. Şöyle ilk iliği şöyle şuraya açabiliriz bence. Evet. Hemen şöyle ilk iliği buraya açmak istiyorum ben. Düğmemize bağlı zincirimizi çekiyoruz. Şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum. Birinci değil, ikinci değil, üçüncünün önden beline dolayarak devam ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Eğer büyük olursa 2 zincir çekersiniz. O şekilde ayarlarsınız. Bu şekilde bir önden beline dolayarak, bir arkadan, yani bir önden bir arkadan istediğiniz kadar şu şekilde iliğinizde açabilirsiniz. Ne kadar, ben iki tane açmayı düşünüyorum ama şöyle yan yana şu şekilde iki tane ilik açacağım. Sizler 4-5 tane açabilirsiniz, tamamen size kalmış. Ben şöyle biraz arasını açacağım. Hem lastiğini yapıyorum hem de iliklerini açıyorum. Şöyle biraz arası açık olsun. Evet, bu kadar yeterli olacak herhalde. Şöyle ölçerek yapıyorum. Her zamanki gibi. Evet. Şöyle bakıyorum. Evet, iki düğme arası benim için yeterli. Şöyle bir tane daha yapayım. Siz onu kendiniz ayarlarsınız. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. 1, 2, 3'üncünün beline doladım. İkinci iliği de açmış oldum arkadaşlar. Bu şekilde
bir iki tane iliğimi açtım. Artık ilik açmadan bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sizler istediğiniz kadar iliklerinizi açabilirsiniz. Ben bu şekilde lastik yaparak devam edeceğim. Gördüğünüz gibi lastiğimiz de çok hoş görünüyor. Evet, bu şekilde benim için yeterli. Ben şöyle sıra sonuna kadar lastiklerimi yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle etrafını komple lastiğimizi yaptık gördüğünüz gibi. Şöyle yaka kısmını da şöyle bırakmak istemiyorum. Hemen bakın bitiş noktasına şöyle bir tane ikili trabzan, iki tane tekli trabzan yapıyorum. Yaka kısmını ikili trabzanda yapabilirsiniz. Tekli trabzanda çok yüksek olmasını istemiyorum. Şöyle bakın. Şu noktalara bir tane yapıyorum. Tekli trabzan. Şu iki zincir olan bölümlere iki tane. Bir, iki. Bu şekilde. Buraya bir. Şu zincir bölümlerine iki tane. Bir, iki. Gördüğünüz gibi yakamız da gayet muhteşem oldu. Bu şekilde tüm yaka bölümünü bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben yaka bölümünü de bitirdim. Bir de şöyle kol kenarını ördüm. İki sıra aynı modelden ördüm. Kolunu da bitirdikten sonra sadece düğmelerimizi takma işlemimiz kalacak. Hemen koluna geçiyorum. İpime bir düğüm attım. Ve bakın. Şöyle hemen bir boşluğa batıyorum. İki zincir çektim. Şu boşlukta aşağıda trabzanlar olmadığı için direkt çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra bakın diğer boşluğa geçiyorum. Burada modelimi uygulayabilirim. Şöyle hemen aşağıdaki yatık trabzanın tepesine batıp normal modelimi yapabilirim. Evet. Daha sonra sıra sonuna kadar normal bir şekilde modelimi yapıyorum. Tüm kol çevresine bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şöyle hemen önümdeki boşluğa gelebilmek için bir kaydırma yapıyorum. Önümdeki boşluğa battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve yine modelimi yaparak devam ediyorum bu sırayı da. Burada yine başka bir işlem yok. Normal modelimi yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Şöyle göstermek istiyorum tekrar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Eğer kolu uzatmak isterseniz, yani hırkaya çevirmek isterseniz, bu şekilde kolu direkt aynı şekilde döne döne istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Eğer istek gelirse bu modelin bebe yaka hırkasını da yapmak istiyorum. Tabii ki istek gelirse. Çok güzel olacağından eminim. Bebe yaka şöyle biraz daha uzun ve uzun kollu bir hırka. Şöyle hem bunu örerken şöyle hayal ettim. Kafamda canlandırdım. Projeyi çıkardım bile. Dediğim gibi istek gelirse öreriz. Evet, şöyle iplerimi de temizliyorum. Yeleğimi bitirdik arkadaşlar. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Daha hiç buhar tutmadım arkadaşlar. Ama karşıdan şöyle biraz uzaklaştırayım kamerayı. Karşıdan şöyle biraz buhar tutup, kesinlikle ütüyü değdirmiyoruz. Karşıdan buharı tutup elimizle düzeltiyoruz. Benim şöyle iki farklı düğmem var. Hangisini takacağımı bilmiyorum ama
düğme konusunda çok iyi değilim. Tuhafiyeye gittiğimde düğme almaya gidiyorum ama bir türlü beğenemiyorum. Bakın şöyle ikisinden birini takacağım artık. Bilmiyorum hangisi daha güzel. Hemen ben düğmelerimi dikeceğim. Biraz da karşıdan buhar tutup hemen geri döneceğim. Evet arkadaşlar, ben düğmelerimi diktim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok hoş bir yeleğimiz oldu. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.